Herkese selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Özel ders konseptiyle bugün faktörel konusunu ele alacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şu kuralla başlıyoruz arkadaşlar. 0 faktörel 1'dir. 1 faktörel 1'dir. 2 faktörel 2 çarpı 1 şeklinde yazılır. 2 demektir. 3 faktörel 3, 2, 1 diye yazılır. 3 kere 2'den 6'dır. 4 faktörel 4, 3, 2, 1 çarpılır. 6 kere 4'ten 24 olarak gelir. 5 faktörel 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde yazılır. O zaman kural ne arkadaşlar? Bak n çarpı 1 eksi n eksi 1 çarpı 1 eksi n eksi 2 nokta nokta şeklinde yazılır arkadaşlar. n faktörel. Kaça kadar açmak istiyorsan. Mesela ben 10 faktöreli 8'e kadar açmak istiyorum. 8 faktöreli kadar. 10 çarpı 9 çarpı 8 faktörel. Ve sonuna faktöre işareti koymayı unutmuyoruz. 9 ile 7 faktöriyeli kadar açmak istiyorum. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. 8 faktöriyeli 3 faktöriyeli kadar açmak istiyorum. 8 çarpı 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel şeklinde yazılır arkadaşlar. Bunlardan yararlanarak buradaki sorularımızı çözeceğiz. Başlayalım. Şimdi 5 çarpı 5 faktöriyel 4 çarpı 4 faktöriyel bölü 3 çarpı 3 faktöriyel 2 çarpı 2 faktöriyel. Evet. Şimdi yukarıda ortak olan ne var? 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktörel diye yazarsam eğer ikisini 4 faktörel ortak parantezine alabilirim. Bu benim bir işime yarayabilir. Evet üst tarafı ortak çarpan parantezine alabiliriz. Fakat aşağıda da işe yarayabilecek bir şey olması için 2 faktörel parantezine alırsam üstü 2 faktöreller birbirini götürür işlem yapabilirim. Bu şekilde bakıyorum. Yani o zaman 4 faktörele kadar değil de 3 2 faktörele kadar açıyorum. Yani şöyle olmuş oldu o zaman 5 çarpı 5 faktöriyel yerine de 5 kere 4 20 3 ile çarptım 60. 60 çarpı 2 faktörel gibi düşünüyoruz. Eksi. Buraya da 4 çarpı 4 faktörel de 4 çarpı 3 çarpı 2 faktörel gibi yani 12 çarpı 2 faktörel gibi düşünüyoruz. Bölü. Aşağıya 3 çarpı 3 faktörel de 3 çarpı 2 faktörel olduğu için buradan da 3 çarpanı gelecek. Çarpı 2 faktörel eksi 2 çarpı 2 faktörel. Şimdi bakın her tarafta 2 faktörel ortak oldu mu? Oldu. Demek ki 2 faktörel ortak parantezini alabilirim. 60 çarpı 5'ten 300 gelecektir buradan. Eksi. 4 çarpı 12'den 48 gelecek buradan da. Bölü. 3 kere 3'ten 9. Tabii 2 faktörel parantezinde. 9 eksi 2 faktörelden de. 2 çarpı 2 faktörelden de 2 gelecek. 2 faktörler birimi götürdü. 300'den 48'i çıkarmamız gerekiyor. 252'dir. Bölü 7. Bu da arkadaşlar 26 mı yapıyor? Bir bölelim. Şaka şaka 26 yapmaz. 7 kere 3 21. 42 36 yapıyormuş arkadaşlar. Evet 36 olarak işlemin sonucunu buluruz. zaman. Tamam mı? Peki geldim ikinci soru hemen aşağıda. 6 faktörel 1, 4 faktörel artı 5 faktörel artı 6 faktörel. Yine yukarıdaki gibi. 6 faktöriyeli en küçük olarak burada ne var? 4 faktöriyeli. O zaman ona benzetiyorum. Yani 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyeli şeklinde yazıyorum. 6 çarpı 5 nedir? 30 30 çarpı 4 faktöriyeli gibi düşünelim üst taraf. Böyle yapmak ben böyle daha çok seviyorum. O yüzden böyle yapacağım. Aşağıda 4 faktöriyelim var. Zaten birbirini götürecek. Ama olsun devam edelim. 5 faktöriyeli 5 çarpı 4 faktöriyeli şeklinde yazıyorum. 6 faktöriyeli de 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel şeklinde yazıyorum. Tabi bu, bu, arada şuradaki artıları unutmayalım. 4 faktörel. Şuradaki artıları unutmayalım. Kesinlikle soru gider bakın. Unutmayalım. Bakın şurada artı vardı. Ben de artıları yerlerine yazdım. Şimdi aşağıyı 4 faktörel parantezini alacağım. Üstte 30 çarpı 4 faktörel var. Aşağıda 4 faktörel parantezinden 1 gelecek kendisinden. Buradan 5 gelecek. Şuradan 6 çarpı 5'ten 30 gelecek. Şu artı yanlış yazmışız. Şurada çarpı olacak. Evet. Şimdi. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktörel şeklinde açtığımız için burada çarpı olacak. 4 faktörel gitti. 30 bölü 35, 36 yaptı arkadaşlar. Onu, e, her tarafı 6'ya bölelim. 5 bölü 6 olarak cevap karşımıza gelir. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Umarım anlatabilmişizdir. Şimdi böyle ne olursa ne yapacağız arkadaşlar? Yine burada en küçüğüne göre açacağım. Şimdi üst tarafta yapacak bir işlemim yok gibi duruyor. Evet yok. Yani çünkü n açıdan bu şekilde gelecek zaten. Ama en artı bir faktörüyle yukarıdaki gibi açabilirim. Ben de bunu uygulayacağım. Üst taraf aynen kalıyor. N çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktörü. N artı 1 faktörüyle açalım. N artı 1. 1 eksi ne olur? N. 1 eksi n eksi 1. 1 eksi n eksi 2. Yeter mi bu kadar yeter. Çünkü n eksi 3'e kadar bir açmamın bir mantığı yok. Faktörüyle koydum buraya. Şimdi bakın ne oldu? N-2 faktörel, N-2 faktörel birbirini götürdü. N-1, N-1 birbirini götürdü. N'ler de birbirini götürdü. Cevap 1 bölü N artı 1 olarak karşımıza gelir. Zaten mesela sorular da şu, şu, tip sorular da arkadaşlar bunun gibi düşün. Bunun gibi çıkıyor zaten. İspatı gibi düşünebiliriz bu işlemi. Geldim bu soruya. 13 faktörel 11 faktörel 8 faktörel artı 9 faktörel. Yine burada sadeleştirme işlemleri yapabilmem için en küçüğe göre açacağım 13 faktoriyeli. Yani 8 faktoriyeli kadar açacağım ki soruyu direkt bitireceğim. 13, 12, 11, 10, 9, 8 faktoriyeli kadar açtım. Evet soru baya baya uzayacak. Bunu ben soruyu bir değiştireyim ya şunu arkadaşlar. Özür dilerim çok uzun olacak. 10 faktörel yapalım biz bunu daha iyi. Yani şurayı görmeyin çok gereksiz yani. Gereksiz okudur uzatmışız. Evet. 10 evet, faktörel. 10 faktörel gibi düşünüyoruz. 19 8 faktörel oldu. 10 çarpı 9 da 90 geliyor zaten sıkıntı yok. 11 faktöreli nasıl açarım? 11 19 8 faktörel şeklinde. Üst tarafı 8 faktörel parantezine alırsam ne gelecek? 90 gelecek. Eksi. Buradan da 90 90 çarpı 11 ne yapar arkadaşlar? 990. Değil mi? Evet. Bölü. Sonucumuz negatif gelebilir bu arada. Aşağıda arkadaşlar 8 faktörel parantezini alırsam 8 çarpı 9 faktörel. 8 faktörel çarpı 9 şeklinde yazabilirim 9 faktöreli. Demek ki 8 faktörel parantezinde buradan 1 gelecek 1 çarpı 8 faktörel burası. Artı 9 da gelecek 9 çarpı 8 faktörelden 9 faktörel gelecek. 8 faktöreller gitti. 9 90 eksi 900 ne olur? Eksi 900 olur. Aşağıda da 10 var arkadaşlar. Cevabımız eksi 90 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Evet biraz yorgun gibi anlatıyorum kusura bakmayın. <laughs> Su içtim kendime geldim. Evet. Şimdi burada n artı 1'i ayırmam gerekiyor. Nasıl? n çarpı n artı 1 diye yazsam olur mu? n çarpı n artı 1. Bir işimize yaramaz. n eksi 1'e kadar açmam lazım. O zaman n artı 1 tabii şurası. n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 diye açtım arkadaşlar. Faktöreli koydum. Yukarıda da n eksi 1 var. Zaten bu n eksi 1'ler birbirini götürecek. Zaten o yüzden açtık. Bu n faktörel açmamıza gerek yok ama n artı 2 faktörel açmamız gerekecek. Çünkü nereye kadar? n'e kadar açacağım. n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 faktörel. Yukarıda da n faktörel var. Bunlar birbirini götürdü. Şimdi ne kaldı bize? n artı 1 çarpı n kaldı bu tarafta. Şurada 1 kaldığı için 1 ile çarptığım zaman aynı olacak. Şu n-1 zaten gitmişti. 1 ile bunu çarptığım zaman yine aynı ifade kalacak. Yani n artı 1 çarpı n artı 2. Faktörü unutmuyoruz. Şimdi bakın. n artı 1'ler birbirini götürdü. Soru şu hale geldi. Arkadaşlar. n bölü n artı 2 faktörü. n artı 2 faktörü de açalım. n çarpı n artı 1 çarpı n artı 2 şeklinde açabiliriz. Cevap da 1 bölü n artı 1 çarpı n artı 2 şeklinde kalacaktır. Siz olayı anladınız. O şekilde kalabilir. Geldik bu soruya. Sonucu kaçtır diye sorulmuş. Yine en küçüğe göre parantez alacağız. Yine değerleri saçma vermişler arkadaşlar. O yüzden küçük bir düzeltme yapalım. Şurası 7 faktör olsun. 7, 8, 9 olsun. Çünkü öbür türlü yani çok büyük sayılar gelecek hiç gerek yok. 12 faktörü ile 7 faktöriye kadar açtığımız zaman yine gelecek ama neyse yapacak bir şey yok. 11 10 9 tabii 12 12 11 10 9 8 7 faktöriyel. Açtık bu şekilde. 7 faktöriyel parantezinde 12 11 10 9 8 artı 10 faktöriye kadar açarsam ne olur? 10 9 8 10 9 8 bölü aşağıda 7 faktöriyel parantezinden 1 gelecek. 7 çarpı 8 faktör 8 çarpı 7 faktöriyelden buradan 8 gelecek. 9, 8, 7 faktöriyelden de buradan da 9 çarpı 8'den 70'i gelecektir. Bunlar sadeleşti. Şimdi bu işlemin sonucu ne olur derseniz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. 72, 8 daha. 80, 81. Aşağı 81. Üst taraf arkadaşlar ne olur? 12, 11, 19, 8 var. Şimdi 12 çarpı 11, 132. Buradan da 90 geri. Yani 132 çarpı 90 çarpı 8 artı 90 çarpı 8 720. Böyle bir saçma bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar burada sizlere anlatmak istediğim bir şey şu. Bu şekilde açabiliyor musunuz? Bunları göstermek istedik arkadaşlar. Şu 6. sorunun güzel olmadığını ve 5. sorunun güzel olmadığını farkındayım. Ama sizlere bu şekilde işlem pratiği kazandırmak adına bu da ekledik arkadaşlar. Hem de hızlı bir şekilde çünkü sınavda az bir zaman kaldı. Bu sebepten ötürü de hızlandırılmış bu şekilde özel ders konseptiyle sizlere faktörleri anlattım. Bakın kesin gelir diyemem. Artı bir neti ama kesin gelir diyemem. Son zamanda çıkmış bir tane sorusu var. Son 2 veya 3 yıl önce çıktı. Yine çıkabilir. Evet arkadaşlar umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım sizleri memur olarak görürüz. Evet eşlikimiz bu. Memur olacağım bir şekilde devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.